Evet efendim, Genç Vizyon saat 17 kuşağıyla sizlerleyiz. Ben İsmail Yolcu, Türkiye'nin bonus hocası, eğitimci yazar Süleyman Belediyeoğlu hocamla birlikte Ülke TV Ankara stüdyolarındayız. Önce minik bir duyuru, Instagram bonus hocadan sorularınızı alıyor olacağız ama Genç Vizyon programını hem bugünkünü hem de önceki bütün programları YouTube Ülke TV kanalından ulaşabilirsiniz efendim. Şu anda çok kıymetli bir konuğumuzla birlikteyiz. Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kıymetli bir akademisyeni, yardımcı doçent doktor Işıl Özgül Kalyoncu. Kendisi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi. Sevgili hocam, Ankara'dan selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kuzey Kıbrıs yavru vatandan da sevgiler herkese. Çok, çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Biz de yoğunuz diyoruz ama sizi bir aradım ki yayın öncesi baktım sizin toplantılar hiç bitmemiş. Aynen devam evet. ediyor. Bir yandan toplantıdaydınız. O yüzden hemen minnacık bir minik tanışmamız oldu ama isterim ki sizi bütün şu anda programımızı izleyen gençlerimiz ve aileleri tanısın. Kimdir hocam? Yardımcı doçent doktor Işıl Özgül Kalyoncu. Işıl Özgül Kalyoncu, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Ama mezun olduktan sonra özel kliniklerde çalışmak yerine akademik hayatta kalmayı tercih etti. Çocuk diş hekimliği üzerine uzmanlık yaptı ve daha sonra öğretim üyesi olarak Marmara Üniversitesi'nde çalıştık uzunca bir süre. Daha sonra yollarımız Doğu Akdeniz Üniversitesi ile kesişti. Şu an akademik kariyerime, hayatıma Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde devam ediyorum. Çok da mutluyum bu tercihten Harika. Dolayı. Aslında çok da güzel bir giriş yaptınız. Ben sözü Süleyman Hocam'a verirken şu soruyu çok merak ettim. Marmara'dasınız. Türkiye'nin en iddialı şehirlerinin başında gelen İstanbul'da devasa bir şehirden Dayı'ya gitmek, Magosu'ya gitmek nasıl bir duygu ve oradaki yaşamı sormuş olacağım. Hocam sizinle hemen Işıl Hocam'ı baş başa evet, bırakayım. Işıl Hocam hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. En çok tabii öğrencinin talep ettiği bir bölümün öğretim üyesisiniz. Evet. Ben hemen şöyle bir soruyla gireyim. Ya öğrenciler çok sorduğu zaman ilk neyi söylemeliyiz? Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği'nin en çarpıcı özelliğinin ne olarak söylemek istersiniz? Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği aslında belki tercih rehberine bakıldığı zaman daha çok yeni bir üniversite ya da çok yeni kurulan bir fakülte gibi gözükse de sonuçta 1979 yılından beri kurulan Doğu Akdeniz çatısı altında çok köklü bir üniversitenin içinde. O yüzden hani öğrencilerimiz de asla bu fakülte yeni kurulmuştur, eksikleri çoktur ya da daha emekleyen bir bebektir algısı oluşmaması lazım. DAÜ'nün desteği, DAÜ'nün adadaki devlet üniversitelerinden biri olmasıyla aslında böyle bir şeye, algıya ya da endişeye gerek yok. Eğitimimiz son derece Türkiye'nin en köklü üniversiteleriyle örtüşecek ölçülerde. Fiziksel imkanlarımız da aynı şekilde. Gerek preklinik laboratuvarlarımız olsun, gerek işte anatomi laboratuvarımız olsun, gerek biyokimya laboratuvarımız olsun. Hiçbir şekilde öğrencilerimizin kafasında böyle bir soru işareti oluşmasına gerek yoktur. İmkanlarımız yılların diş hekimliği fakülteleriyle daha iyi olduğunu bile iddia edebilirim. Bazı alanlarda yeni üniversite olmanın, yeni fakülte olmanın ve son teknolojiyle donanma imkanına sahip olmanın getirdiği avantajla. Teşekkürler. Hocam Magosa ile ilgili sorum saklı tutuyorum ama diş hekimliği tamam. eğitiminin genel içeriği nedir? Çünkü diş hekimliği deyince zihinlerde böyle eğilmiş hastasının ağzına bakan evet. bir insan figürü var. Ama onun dışında evet. özellikle anne babalarda ya sizin hiç sevmediğiniz bir kelime var tırnak içinde söyleyeceğim ama aman. Yani dişçi olup da ne yapacaksın ki diyorlar. Bir de insanlar şöyle... Evet efendim, Genç Vizyon programıyla yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben İsmail Yolcu, Türkiye'nin bonus hocası, eğitimci yazar Süleyman Belediyeoğlu hocamla birlikteyiz. Bu bölümde çok önemli bir konuğumuz var. Diyoruz efendim, Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Işıl Özgül Kalyoncu hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar yeniden. Merhaba merhaba. Çok önemli bir soru sormuştum. Sorumu baştan alarak efendim tekrar size arz etmek isterim. Diş hekimliği eğitiminin genel içeriği. Çünkü diş hekimliği deyince
hayatı boyunca hep hastaların böyle ağzına bakan bir figür dedi ki akıllara geliyor. Sadece diş çekmek, dolgu yapmak, kanal tedavisi dışında dördüncü bir kavram kullanın desek galiba Türkiye'de birçok insan kullanamaz. Nedir efendim diş hekimliğinin genel bir içeriğini bize kısaca hem anne babalar tarafından hem de öğrenciler tarafından anlaşılır şekilde sizden rica edelim. Buyurun lütfen. Bana dördüncü kavram olarak ne kullanırsınız diye sorsanız ben yaşam kalitesi derim. Ne çünkü güzel. Yapılan az önce bahsettiğiniz bütün bu tedaviler hastalarımızın ya da bize danışanların yaşam kalitesini çok arttıran tedaviler. Diş hekimliği diğer tıbbın bütün branşları gibi insan sağlığına direkt dokunan bir branş. Ve hem ağrıyı ortadan kaldırma, hem acıyı ortadan kaldırma ya da bir fonksiyon eksikliğini ortadan kaldırarak hastaların yaşam kalitesine çok büyük katkılar sağlayan bir tıbbın bir alanı tamamıyla söyleyebilirim. Eğitimin içeriğine gelirsek de dediğiniz gibi evet bir diş hekimi saatlerce belli bir pozisyonda çalışıyor. Eğitimimizin büyük bir kısmı da böyle geçiyor. Sadece teorik eğitimlerle değil en az teorik kadar uygulama ve pratik uygulama eğitimlerimiz de oluyor bizim. O yüzden bizim fakültelerimizin düzenlenmesi, dizaynları da hani sadece derslikler veya amfiler şeklinde değil, uygulama laboratuvarları, işte fantom laboratuvarları şeklinde bunlara imkan tanıyan bir takım özel kısımlar içermekte. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı, zamanlarının büyük kısmı buralarda geçiyor. Yani sadece kitaplara gömülü kalmıyorlar, birebir bu uygulamaları yapıyorlar. Burada şimdi öğrencilerimizin en büyük endişe ettiği konulardan biri, ya benim el beceri kabiliyetim çok yok, ben yapabilir miyim acaba gibi bir soru geliyor öğrencilerimizin Hocam, aklına. Hocam tam burada araya gireceğim. Bu soru bize de çok Tabii. geliyor. El kası, kol kası, işte bileğim zayıf Evet. acaba bunların ne kadar etkisi var hocam mesleğinizde? Aslında bunların hiçbir etkisi yok. Çünkü ben diş hekimliği fakültesini tercih ederken aynı endişeleri ben de yaşamıştım. İşte çok zayıf bir bayansınız, nasıl diş çekeceksiniz? Sizin gücünüz diş çekmeye yeter mi gibi sorularla çok karşılaşmıştık. Ama bunların hiçbir şekilde bir geçerlilik payı yok. Çünkü her şeyin bir tekniği var. Bir dolgu yaparken de biz bu tekniği arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, öğrencilerimize öğretiyoruz. İşte diş çekimi için gerekli olan teknikleri de biz onlara öğretiyoruz. Yani benim el kabiliyetim çok değil, benim el kaslarım çok iyi değil, işte benim kol kuvvetim çok büyük değil, yüksek değil, kas gücüm çok fazla yok gibi şeyler öğrencilerimize bu konudan uzaklaştırılmasın. Bunların hepsi bizim eğitimimizin içeriğinde. Benim onlara sadece tek önereceğim şey şu olabilir, çalışmak. Yani eğer azimlilerse, biraz sabırlılarsa, ders çalışmayı seviyorlarsa çok rahatlıkla bir diş hekimi olurlar. Çünkü her şeyin tekniğini biz onlara öğretiyoruz. Teşekkürler. Süleyman Hocam devamında bir sorum daha var. Sorayım mı? Sizin var mı hemen ilaveniz? Şimdi bu arada var. Velilerden de gelen sorular var. Evet. Işıl Hocam bir virgül koyuyorum çünkü Sema Cevahir isimli bir anne kızım 57 binde Doğu Akdeniz Üniversitesi tam burslu gelir mi diye sormamı istemiş hocam size. Evet Işıl Cevahir 57 bin diyor Doğu Akdeniz Üniversitesi diş hekimliği gelir mi diyor. Sevgili Işıl. Sema Hanım. Işıl, Sema Hanım evet. Anne. Evet bir de evet doğru. Sema Hanım değil mi? Evet. Diğer öğrenci Işıl dediğimiz öğrencimiz diğer öğrencimiz. Hocamla da işin benzerliği oldu. Işıl psikoloji soruyor hocam. Ondan sonra soruyorum. Evet, psikoloji soruyor. Şimdi Cevahir bir defa 57 bin diş hekimliği tam burslu 35 bin ile almış geçen sene. %50 burslu 42 bin ile almış. Ücretli 47 bin ile almış. Yani %50 bursluyu da yaz. Bana göre tam bursluyu bile yaz. Ama çok istiyorsan ücretliyi de yaz. Hocam anlatacaktır bu Sağlık Hocama, Bilimleri evet, Üniversitesi'yle. Ben onu soracağım tam. Hemen İsmail. Hocam anlatacaktır onu. Hemen şunu da cevaplayacağım. Bir öğrencimiz Işıl psikolojiyi soruyor. Tam burslusu 144 bin Doğu Akdeniz'de. Ücretlisi 253 bin.
Bu rakamlarda verdikten sonra İsmail sen hocama sorunu sor. Sevgili Işıl Hocam, genel anlamda eğitimin genel içeriğini bahsettiniz ama peki siz dayı olarak nasıl bir fark yaratıyorsunuz hocam eğitiminizde? Yani en büyük farkınız, bütün artık herkes biliyor ki çift diplomayla mezun oluyor öğrencileriniz. Hem bu diploma, iki diplomanın özelliğini soralım, bir de sizin hangi alanlarda fark yarattığınızı sormuş olalım. Buyurun lütfen. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'taki diğer diş hekimliği fakültelerinden ayıran en önemli özelliği çift diploma olması. Bu çift diploma ne demek? Bizim eğitimimizin ilk iki yılı Mausa'da, yani Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşiyor. Sonraki üç yılı, yani asıl klinik uygulamaların ağır olduğu üç yıl ise İstanbul veya Ankara'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı diş hekimliği fakültelerinde geçiyor. Biz aslında bir joint programız. Yani Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile rektörlük düzeyinde planlanmış bir protokolümüz var. Öğrencilerimiz bizle eğitime başlıyorlar. İlk iki yıl biz onları preklinikte, kliniğe hazırlıyoruz. Daha sonra klinik eğitimlerini Türkiye'de devam ediyorlar. Bunun ne gibi bir avantajı var? En büyük avantajı hasta çeşitliliği. Çünkü hepimizin bildiği gibi Kuzey Kıbrıs küçük bir ülke. Hasta çeşitliliği ona göre sınırlı. Bize başvuran hasta sayısı sınırlı. Ama Ankara ve İstanbul'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne başvuran hasta sayısı çok daha farklı. Öğrencilerimiz burada ya da işte Kuzey Kıbrıs'ta 3-5 hasta görme şansını yakalarken İstanbul'da veya Ankara'da eğitimlerin devam ettikleri zaman bu sayı 150'lere, 250'lere çıkıyor. Ve bu onların bir sonraki klinik yaşantılarında, yani mesleki yaşantılarında çok büyük bir avantaj sağlıyor diğer diş hekimliği fakültelerine kıyaslarsak. Bizim bir ikinci avantajımız da ilk iki yılın İngilizce programı olması. Yani bize gelmek isteyen öğrencilerimizin belirli düzeyde bir İngilizceye sahip olmaları gerekiyor ki ilk iki yıl olan İngilizce olan dersleri takip edebilsinler. Ha, bu demek değil ki bizim öğrencilerimizin İngilizceleri yeterli değil, biz kabul etmiyoruz. Çünkü bizim hazırlık sınıflarımız var. Çok başarılı bir yabancı diller okulumuz var. Belirli süre içinde öğrencilerimizi bizim derslerimizi takip edebilecek seviyede İngilizceye yetkinliğine kazandırabiliyor bu hazırlık sınıflarımız. İlk iki yıl İngilizce olmasının avantajı da artık dünyada geçerli bir dil. Bütün işte akademi kitapları, ders literatürleri, güncel yayınlar, makaleler ortak bir dil İngilizce üzerinden yayınlanıyor. Öğrencilerimize biz bunu takip edebilme yeteneğini daha ilk yıllardan kazandırıyoruz. Dünya çapındaki diğer hocaları takip edebilme, onların işte YouTube videolarını ya da yayının basılı makalelerini okuyabilme yeteneğini onlara kazandırmış oluyoruz. Bu da eğitimde çok büyük bir fark sağlıyor. Eğitim kalitelerini çok arttırıyor öğrencilerimize. Çok teşekkür ederiz hocam. Süleyman Hocam. İsmail, Doğu Akdeniz'le ilgili kıymetli hocam. Vallahi uğurlu geldiniz. Doğu Akdeniz adına sorular yağıyor her bölümle ilgili. Siz her zaman çıkın da böyle vallahi. Şimdi gastronomiyi sormuşlar. Bizden de gastronomi hocalarımıza kıymetli hocam selam götürürse mutlu oluruz. Özlem Yanar soruyor. Gastronomi diyor ki bölümü hakkında Doğu Akdeniz'de ne düşünüyorsunuz? Çocuklar, ben Doğu Akdeniz'de gittim, gastronomi bölümünü gezdim. Mutfak mükemmel. Zaten gastronominin öğretim üyesi kadrosu sayısı, işte çeşitli verdikleri olanaklar. Sen nereden arıyorsan Özlem, bir defa Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin her bölgede genel koordinatörleri var. Ankara'da Fatma Çetinkaya, Nene Hatun'da. Urfa'da Mehmet Bozanoğlu, Faruk Öncel, Haliliye'de. Siz ulaşırsınız. İzmir'de Gülçin Yayan, İrden, Can Soğukyay. Antalya'da Tufan 36, Ahmet Ünal. Çağla Kucur, Emrah Sarıyız, İstanbul. Mersin'de Giray Asutay, Kemal Ünsal, İskenderun'da. Tekirdağ'da İsmail Bayol. İlgalarsın. Bir de aynen hemen arkasından Demirhan'da. Doğu Akdeniz Üniversitesi gastronomi hakkında bilgi verebilir misiniz? Önü açık mıdır diyor Demirhan.
Evet, ben şahsen illa demin söylüyorduk, gastronomide yüksek lisans bizim hayalimizdir. İnşallah da bu bize nasip olur diyorum. Ve İsmail, sen Işıl Hocam'a gelen soruları yönelt. Işıl Hocam, hemen diş hekimliğine böyle sizi bulmuşken, çünkü o kadar çok merak edilen bir, çok biliniyor gibi görünen ama aslında bazı yanlış algıların olduğu bir meslek, diş hekimliği mesleği ve fakültesi tabii. Şimdi tam burada isterseniz ben size bir soru sormayayım, böyle bir pas atayım hocam. Siz özellikle altını çizmek istediğiniz hem DAYÜ'de, Magosa'da hem de Ankara ve İstanbul'da okumanın avantajlarını, dezavantajlarını az önce çok güzel şekilde bahsettiniz. Vaka çeşitliliği ve vaka sayısının inanılmaz şekilde Kıbrıs'ta Türkiye arasındaki nüfusla konuyu bağlayıp nefis bir cevap oldu. Herkes de daha da bir algıladı. Peki burada şu akıllara gelebilir hocam. Herkes mi yani Doğu Akdeniz Üniversitesi diş hekimliğini tercih eden herkes mi gidiyor? Orada bir not ortalaması, bir sınır var mı? Yoksa yok, herkes gidiyor. Bu çok önemli bir açıklama hocam. Onu da es geçmemiş herkes olalım. Herkes gidiyor. Bir de şu avantajını söyleyeyim Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde diş hekimliği okumanın. İlk yıllar genelde öğrencilerimizin bocaladığı yıllardır. Çünkü annelerinden, yani ailelerin yanından ayrılıp farklı bir ortama girerler. Hani aynı ilde bile olunsa bir ortaokul, lise eğitiminden farklı bir üniversite eğitimi yapısı vardır. Doğu Akdeniz'in diş hekimliğinde ulaşılabilirlik çok önemli. Yani bizim öğrencilerimiz bütün branşlardaki hocalarına çok rahatlıkla ulaşabilirler. Yani gerek derslerde olsun, gerek derslerinden arta kalan sorularda, zamanlarda kafalarına takılan soruları sormak için olsun, hocalara çok rahatlıkla ulaşılabilir. Ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi diş hekimliğinin kontenjanları diğer birçok üniversitenin kontenjanlarına göre daha düşük. Bence bu eğitim için çok büyük bir avantaj. Çünkü sanki özel ders alıyormuş gibi. Yani kendinizi düşünün, 200 kişilik bir amfide ders dinlemek mi keyifli, yoksa 30, 40 ya da 50 kişilik bir amfide hocayla birebir ders yapmak mı? Yani aklınıza gelen soruyu hemen sorabiliyorsunuz. Hoca sizinle daha çok vakit ayırabiliyor, ilgilenebiliyor. O yüzden bu ilk bocalama evresi, ilk üniversitenin ilk yıllarını böyle daha butik bir üniversitede, daha kompakt yapıda geçirmeleri bence üniversite hayatları için çok büyük bir avantaj öğrencilerimize. Teşekkürler hocam. Benim sormak istediğim bir soru var. Doğaçlama aklıma geldi. Şimdi son yıllarda sadece işte diş çekmek, dolgu, kanal tedavisi dedim ya az önce. Dördüncü bir kavram genelde akla gelmez ama örnek veriyorum. İmplanttır, çene cerrahisine bağlı olarak estetikler var. Bir sürü bir şeyler yapılıyor. Hocam dünya değişiyor, teknoloji de gelişiyor. Bu diş hekiminin kullandığı bu teçhizatlar bana öyle geliyor ki sanki asırlar önce de hep vardı. Çünkü o kadar aşinayız. Peki bu implant çok popüler şu anda. Herkes implantlarını yaptırıyorlar. Yurt dışından Türkiye'ye birçok hastalar geliyor, yabancı hastalar geliyor. Mesela bu tip durumlarda sizin var olan klasik derslerinizde bunlarla ilgili değişimler oluyor mu? Yoksa herkes diş hekimi olduktan sonra mı buralarda kendini geliştiriyor? Hayır, şöyle, diş hekimliğinin tüm branşlarını, yani implant cerrahinin bir branşıdır. İşte kanal tedavisi endodontinin bir branşıdır, alt içeriğidir. Ama 5 yıllık diş hekimliği eğitimini tamamlayan bir öğrencimiz bizim, bu uygulamalarla ilgili en son güncel yaklaşımlar neyse onlarla ilgili temel eğitimini alır. Ama derse ki kendisi, ben implant konusunda uzmanlaşmak istiyorum, o zaman cerrahiye yönelebilir. Ya da dediğiniz gibi estetik diş hekimliği üzerine uzmanlaşmak isterse, onunla ilgili işte doktora programları var, uzmanlık programları var, master programları var. Onları tercih edebilir. Ama bizim 5 yıllık bölümden mezun olan bir arkadaşımız, en son teknoloji neyse, işte eskiden klasik ölçüler vardı, artık scannerlarla dijital taramalı ölçüler alınıyor mesela. Yani bunlarla ilgili bütün temel bilgileri öğrenerek, bunlarla ilgili temel düzeyde bilgiye sahip olarak mezun ediyoruz biz. Ve bu yönden de yeni bir fakülte olduğumuz için
Bizim teçhizatlarımız da zaten bu son kuşak cihazlarla donatılmış olan bir fakülte. Bunları kendileri gözlemci olarak, daha hani düşük sınıflarda oldukları için söylüyorum bunu. Hocaların hasta baktığı hoca klinikleri var. Kendileri bu hoca bak kliniklerinde gelerek, hocalarını gözlemleyerek uygulamaları birebir yerinde görme ve izleme şansına sahipler. Yani bir hoca dijital ölçü nasıl alınır kendi hastasına uygularken, bizim öğrencimiz de gelip bunu yerinde görme şansına sahip eğitimin bir parçası olarak. Çok teşekkürler. Süleyman Hocam var mı ilaveniz? Ben sevgili öğrenciler, şu anda hocam konuşuyor, tam İsmail'le o ortadaki alan böyle seçme falan değil. Yani üniversitenin resmen kampüsü, bazen şehrimi gösterdiniz diyorsunuz ama arkadaşlar da verirler. Üniversitemizin kampüsü. Değil mi? 3000 dönümlük kampüs. Aslında onu da kampüs. Soralım hocamıza, biz hep böyle şimdi öğrencilerde ya bu kadar hep ders 5 yıl ders zaten okuyacağız. Bir de hocam Magusa'daki öğrencileri bekleyen güzellikleri, o büyük ve çok gerçekten güzel kampüsünüz hakkında da sizden doğrudan bilgileri de rica etmiş olalım. Valla şöyle, zaten Mausa demek Doğu Akdeniz Üniversitesi demek gibi bir şey. Hem yüz ölçümü olarak çok geniş bir alana sahip, hem işte nüfus, yani öğrenci popülasyonu anlamında. Çok uluslu bir üniversiteyiz. Yani sadece KKTC vatandaşlarına veya Türkiye'den gelen vatandaşlara değil, işte Mısır'dan tutun İran'a kadar, işte Azerbaycan'a kadar, farklı yerlerden çok çeşitli öğrencilerimiz var bizim. O yüzden bizim kampüsümüzdeki yaşantı da çok renkli. Yani gelen insan, öğrencilerimiz burada çok farklı arkadaşlıklar ya da ileride kendi iş kariyerlerinde yardımcı olacak çok farklı bağlantılar kurma şansına sahip oluyorlar. Ayrıca genel olarak Kuzey Kıbrıs olarak son derece güvenli bir ülke. Suç oranı çok düşük bir ülke Kuzey Kıbrıs. Çok konforlu bir yaşam var. Bunu herhalde benden daha iyi deneyimleyen olamaz. İstanbul'dan gelip Gazi Mausa'ya yerleşen biri olarak. Ulaşım çok kolay. Birçok şey ulaşılabilir. İklimi güzel. Kampüs olanakları çok güzel. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin şenlikleri bitmez. Bahar şenliği vardır, Türk şenliği vardır. İşte spor festivali vardır. Yani sadece dersler içine sıkışıp kalmaz bizim öğrencilerimiz. Futbol turnuvaları vardır, voleybol turnuvaları vardır ve bunları bütün üniversite bir bütün olarak yaşar. Büyük şehirlerde bir yerde bir şey olduğunu bilirsiniz ama gidemezsiniz. Ona vakit ayıramazsınız ya da programınızın içine yerleştiremezsiniz. Mausa'da böyle bir şey söz konusu değil. Öğrencilerin acaba biz orada gelirsek nerede kalırız gibi endişeleri oluyor. Yurt imkanları Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin oldukça geniş. Yani hani öğrencilere uygun özel yurtlar var. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kendi yurtları var. İşin bir takım maddi boyutları var. Az önce bir arkadaş sormuştu derecesine göre acaba tam burslu gelebilir miyim, tam burslu alabilir miyim diye. Farklı farklı burs çeşitlerimiz var. Hocam çok özür dilerim Işıl Hocam. Yurtlarla ilgili yanlış anlaşılma olmasın. KYK yurtları, yani öğrencilerin devlet tarafından yerleştirildiği KYK yurtları da var değil mi? Onu da unutmayalım. Var, evet, KYK yurtları var. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kendi yurtları var. Ayrıyeten özel yurtlar da var. Yani hani her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde çeşitlendirilmiş imkanlar var, barınma imkanları var. Burs konusuna gelecek olursak genelde soru işareti bu konuda. Çok farklı burslar var. Yani öğrencimizin Türkiye sıralamasına göre aldığı burslar var. Ayrıyeten okul birinciliği kontenjanı bursu ayrı. Birinci, ikinci, üçüncü tercihe Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni yazan öğrencilerimize sunulan ayrıca burslar var. Sıralamaya bakılmaksızın, yani ÖSYM'deki sıralamasına bakılmazsızın birinci sıraya yazmasıyla ikinci sırada tercih formunda yerleştirilmesiyle verilen burslarımız var. Milli sporcularımıza verilen veya spor branşlarında başarılı olan öğrencilerimize sunduğumuz burs imkanları var. Bunlardan hiçbiri olmadı diyelim. Eğer bizim okulumuzda eğitime başladıktan sonra
belli bir not ortalamasının üzerinde başarılı olan öğrencilerimize para teşviki ödüllerimiz var. Yani aslında çalışan öğrenciyi, başarılı olan öğrenciyi her türlü teşvik eden, destekleyen, onu rahat ettirmeye çalışan ya da daha imkanları sonuna kadar açan bir eğitim politikası güdüyor Doğu Akdeniz Üniversitesi. Yani yeter ki öğrencimiz çalışmak istesin, başarılı olmak istesin. Biz elimizden geldiğince hem akademik olarak, eğitim kadrosu olarak her yönden öğrencimizi destekleyen bir eğitim politikası içindeyiz. Çok teşekkürler Süleyman Hocam. İsmail, fix soru. Kıymetli hocam, biz bir siyah kuğu metaforu kullanıyoruz ve bu öğrencilerimiz bunu çok seviyorlar. Diş hekimliğinde, yani bütün kuğular beyazdır, işte siyah kuğu nadirdir. Diş hekimliğinde siyah kuğu olmak için, yani diş hekimliği diplomasının nadir hale getirebilmek için hangi alanda lisansüstü eğitim yapmalıyız sorusu çok sorulan bir soru. Buyurun değerli hocam. Şimdi hocam, burada tek bir cevap yok. Çünkü öğrencimizin ya da diş hekimi adayımızın diyeyim, kendi bireysel tercihiyle çok örtüşen bir şey bu. Çünkü bu iş sevilmeden yapılacak bir iş değil. Mesela ben çocuk diş hekimliğini seçtim. Çünkü çocuklarla çalışmayı çok seven bir insanım. Ama çocuk diş hekimliği aşırı sabırlı olmayı gerektiren bir branş. Ben diyemem ki bence kara kuğu çocuk diş hekimliğidir. Çünkü sabırlı olmayan bir arkadaşıma ben bunu yönelirsem onun başarısız olmasına sevk etmiş olabilirim. Mesela ben cerrahi branşı hiç tercih etmedim. Çünkü orada o kadar kanlı işlerle uğraşmayı sevmiyorum. Yani burada şu geçerlidir, piyasada, yani kliniği çok kullanmak istemiyorum ama hani piyasada şu branş daha çok tutulur, bu daha popülerdir gibi bir şey söz konusu değerli değil. Hocam, eğer bu mesleğinizi seviyorsanız ve o branşı isteyerek seçtiyseniz her türlü başarılı olursunuz. Hocam, onu siz kendin siyah... Tıpta ikinci uzmanlıklar var. Ona yandal mı diyorsunuz? Bu diş hekimliğinde de var mı ikinci uzmanlıklar? Evet. Var mı sizde de hocam? İkinci uzmanlık aşamasına daha diş hekimliğinde geçilemedi. Şu anda sadece birinci uzmanlıklar birinci yeterli uzmanlık. Şu anda. Evet hocam, evet. Teşekkür ederiz. Işıl hocam, az önce aslında tam bir size pas vereyim. Hocam, ilave edeceğiniz başkaca şeyler varsa kısaca toparlarsak sonra size veda etmiş olacağız. Süremizin, size ayırdığımız sürenin sonuna gelmiş olduk. Ben az önce programın başında araya girmeden önce de konuşmuştuk. Genelde siz de söylediniz. Hani tıp fakültesini kazanamayanlar evet, bir evet, şekilde evet. oluyor gibi bir algı var. Ben buna çok katılmıyorum. Bu aslında birazcık da bizim eğitim sistemimizin getirdiği bir şey. Aman puan ziyan olmasın. Oraya yetmiyorsa buraya girsin gibisinden. Ama bu ömür boyu sürecek bir şey olduğu için sırf puan ziyan olmasın diye yapılacak bir şey değil bence. Çocuklarımızın, gençlerimizin gerçekten severek, isteyerek bu mesleği seçmelerini tercih ederim. Gerçekten severek, isteyerek gelen öğrencilerimiz son derece başarılı oluyorlar. Okul hayatlarında hiç zorlanmıyorlar. Akademik başarıları çok yüksek oluyor ve meslek hayatlarında hem klinik anlamda başarılı oluyorlar. Klinik başarı da onlara maddi başarıyı getiriyor zaten beraberinde. O yüzden gerçekten isteyerek gelmelerini öneriyorum buraya. Hocam, harika bir gerçekten son dakika dipnotu düştünüz. Kesinlikle hocam, sonradan çünkü pişman olanlar var ya da biz diş hekimliğinin böyle olduğunu bilmiyorduk. Ondan da bu sefer eczacılığa gidenler var. Bir de hocam, tam siz anlatırken çağrışım yaptı bana da. Akademik kadrodan da bahsedebilir misiniz fakültenizdeki? Fakültemizin akademik kadrosu son derece donanımlı bir kadro. Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi bu konuda çok seçici davranıyor. Yani profesörümüzden yardımcı doçentimize hepsinin akademik çalışmaları, kendi mesleki, kendi branşlarındaki klinik başarıları,
Kendi branşlarındaki tanınırlıkları son derece yüksek bir akademik kadromuz var. Ve hani burada zaten birbirini sürekli tetikleyen, sürekli birbiriyle çalışmaya devam eden, sürekli üzerine bir şeyler koymaya çalışan, hala aktif, dinamik bir kadroya sahibiz. Bu yüzden öğrencilerimizin bu fırsatı değerlendirmesini isterim. Hocam katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Tüm öğrencilerimize bu zorlu süreçte başarılar diliyorum ve destekçili ailelerine başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Selamlar, saygılar hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet efendim, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile birlikteydik. Diş Hekimliği Fakültesinden kıymetli hocamız, yardımcı doçent doktor Işıl Özgül Kalyoncu hocamız sorularımızı cevapladı. Sizler de umarım diş hekimliği hakkında çok daha objektif ve doğru bilgilere ulaşmış olduğunu sevgili öğrencilerimiz. Süleyman hocam, kaç dakikamız varmış İsmail? Bilgi var mı? 20 dakikamız var hocam. İyi, tamam, ona evet, göre ilerliyorum. Şimdi siz genel bir değerlendirme yapın isterseniz, ondan sonra Instagram şimdi, bonus hocadan ben soruları ben iletmiş olayım. Öncelikle hocamın, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bazı özelliklerini ifade edeyim. Sevgili öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesi. 43. yılını bitirmek üzere uluslararası bir üniversite. Dün de konuştuk, akreditasyonlarıyla bir dünya markası, yabancı dili mükemmel. Demin hocam da ifade etti, diş hekimliğinde de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ortak diploma veriyor. Bu mükemmel bir şey. İlk üç tercihe paralı, ücretli bölümlerde %75 burslu. KYK yurdu da var, devlet üniversitesi olduğu için ve çeşitli olanakları da var tabii ki. Dünya üniversiteler sıralamasında ilk 600'ün içerisinde Times Higher Education'ın araştırmasındaki genç üniversiteler arasında da 153'te. Türkiye'de bu dereceyi alan iki üniversite var. Genç üniversiteler arasında da 4. sırada, buna dikkat etmenizi rica ediyoruz. Mutlaka tercih yaparken Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni inceleyin, araştırın. Bir de ona bakın, yani bunda yazabilir miyim diye. Evet İsmail, sorularına ilerleyelim. Evet, çok teşekkür ederiz. Sorudan önce duyuruyla isterseniz başlayabiliriz hocam. 27 Temmuz Çarşamba, evet, günü neredeyiz'i sizden duyalım. Kısa yapayım, daha sonra duyuruyu netleştireceğim hızlı soruya geçebilmek için. 2000'in üzerine çıktı soru sayısı, teşekkür ederiz ilginize. Çocuklar, tercihler sizin tahmin ettiğinizden 1000 kat daha önemli, piyasadaki birikirliliklerinden dolayı. Biz gelen bütün soruları cevaplayamadığımız için 27 Temmuz Çarşamba günü saat 10'da Ankara'da Kongrezyum'da ücretsiz her öğrencinin, velinin, okulun okullar öğrencilerle birlikte gelecekler. Hep bize başvuruyorlar şu anda ve Kongrezyum'da buluşacağız. 3 saatlik bir sunum olacak. Ben kılavuzun analizini yapacağım. Bakın ne kadar analiz hatası yapıyorlar, bunu gördünüz. Riskli tercih analizleri yapılacak. Geleceğin mesleklerle ilgili veriler paylaşılacak. Ondan sonra hocalarımız mesleklerle ilgili kısa sorularınızı cevapladıktan sonra ben tercihlerle ilgili sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Diyelim ki şehir dışından geldiniz ve ben o 3 saati doldurdum diyelim. Bir televizyon programına katılıp bir saat içerisinde tekrar kongrezyumuna dönüp hepinizin sorularını cevaplayacak kadar size uzun bir zaman ayırmayı planlıyorum. Kimse mağdur olmayacak diyorum. Hepinizi 27 Temmuz'da kongrezyuma bekliyoruz. Teşekkürler hocam. Emel, ODTÜ mimarlık için düşünceniz nedir? İşsizlik var, okusan da boşta kalırsın diyorlar. Çevreye kulaklarımı tıkamaya devam etmeli miyim sizce? Tabii ki etmelisin. Senin o çevrende dediğinin hiçbir tanesi, Dünya Ekonomik Forumu'nun hiçbir raporunu incelememiş. YÖK'ün 2019'daki çalıştayını okumamış. Her gün yeni bir şey icat ediliyor. Mimarlıkta 3 boyutlu yazıcıyla artık harikalar yaratılıyor. Ve sevgili öğrenciler, diplomanızı mimarlıkta manuel olmaktan çıkartıp otomatik hale getirmek için, beyaz kuğu olmaktan çıkarıp siyah kuğu haline getirmek için o kadar fazla yüksek lisans alanları var ki, lütfen bir kişinin yeterli olup olmadığını, mezunu çok lafını duyduğu anda diyeceksiniz ki arkadaş, hoca demeyin, hocalar böyle demez. Ben seni uzman zannettim, geldim, sen benimle birlikte oturmuş ağlıyorsun.
Sen niye hasta oldun diye seninle birlikte ağlayan doktora, doktorun yanında durur musunuz? Başka bir hekimin yanına gidersiniz. Ya ben zaten üzülüyorum, sen de benim için üzülüyorsun demez misiniz? Sevgili öğrenciler, bize danışmadan, bu programı izlemeden asla tercih yapmayın. Mimarlık mükemmeldir İsmail. Bir dünya markası olan ODTÜ'nün mimarlığından sakınıyor çocuğumuz. Piyasadaki... Ama bir başka öğrenciye de ne dedik? ODTÜ şehir bölge mi? Başka bir üniversitedeki mimarlık mı? Yine mimarlık dedik. Tabii ki. Özlem Akkaya bu seneki tercihlerde sınavın kolay olması ve yığılma olduğundan dolayı kendimize 2019 veya 2020 kılavuzunda örnek alabilir miyiz? Bir laf söyleyeceğim İsmail. Hocam öğrenci bilmez. Tabii yok, çocuğa değil, çocuklarımıza bunu söyleyenlere. Yahu arkadaş, hiç mi vicdan yok sizde ya? Hiç mi akıl izan yok? 2019 yılının istatistiğidir. Aklınız mı kurudu sizin? Aklınızı mı kaybettiniz? Evladım ne olursun sen Ankara'daysan gel bizimle görüş. Bak 2018'deki 2018'in verileridir, istatistiklerdir. Öğrenci eğilimlerini ölçüyordur. Ya çocuklar siz Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın önümüzdeki yıl hangi başarıyı elde edeceğini, 2018 yılındaki performansına, aldığı puana bakarak mı karar verirsiniz? Bu yılkine mi karar verirsiniz ya? Ben daha ne diyeyim size? Bakın burada bazen reyting toplama ya da işte şunu bunu amacı o taşıdığımızı zannediyorsunuz. Çocuklar ben Hakkari'ye bile gidip seminer veren ve 5 kuruş ücret almayan bir eğitim gönüllüsü olarak konuşuyorum. Instagram bonus hocayı takip etmeden tercihi yaparsanız yanarsınız. Dikkat edin. Sakın ha çocuklar. 2021'e bakın. Bu kadar basit İsmail. Evet. Nesrin Öztürk sormuş. Kızım şu an bir okula kayıtlı. Tekrardan başka bir okula. Evet, YKS'ye girmeden tam da bu dönemlerde YÖK'ün ek bira yani yatay geçişi var artık. Onu gitmek istediniz. Üniversitenin öğrenci işlerinden doğrudan en net bilgiyi alabilirsiniz. Hocam tıplarla ilgili bir soru var. Sıralama hemen kolaydı ama Ankara Tıp 3777. olmuş bir öğrenci Ankara Tıp gelir mi diyor. 2500'lerde zannediyorum aldı Ankara Tıp. 2400 civarı onu biliyorum bizim yapay zeka. Yeğeniniz orada yapay çünkü. Ondan dolayı tabii çocuklar çocuğumuz böyle güzel çalıştı. Biz de mutlu olduk kazandığından dolayı. İsmail yani düşer mi hiç belli olmaz. Vallahi yaz. Hiç sakınma. Ve orada sana bunu üste yazarsan öbürü altta kalırsa şansın azalır diyenlerin. Yani peki, kılavuzu... olduktan sonra onları tedavi. Tabii kılavuzu okumamış bile olanların sözüne değil ne olursunuz bizim sözümüze, bizim sözümüzde. ÖSYM'nin kılavuzuna göre zaten. Bunlara dikkat edin. Evet. Ayperi maliye bir tarafta, sağlıkla ilgili bölümler bir tarafta diyor. Hangisine doğru yönelik? Sağlığın karşısına neyi koymuş İsmail? Maliye. Ya sağlıklar sağlık daha iyi. Sağlıklar. Değil mi hocam? Sağlıklar daha iyi ama. Ha, buyurun. Maliyede okuyup gerçekten diplomasını siyah kuğu yapmış. Hocam davi eczacılık, diş hekimliği gibi bölümler için baraj var mı? Elbette ki var. Yani eczacılıkta 100 bin, diş hekimliğinde 80 bin. Çünkü bunların denkliği olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniversiteleri bunlar çocuklar. Sakın ha baraj altı olup da yabancı ülkelerde herhangi bir yeri yazmayın. Kazanırsanız Türkiye'de denklik sorunu yaşarsınız. İlk 500'e giren üniversiteler hariç tabii ki. Hocam bilişim sistemleri mühendisi istiyorum. Sizce önü açık mıdır demiş. Kesinlikle. Esra. Bilişim sistemi İsmail bir kurumun, işletmenin bilgisayar sistemini kurmak, geliştirmek, donanımını, yazılımını geliştirmektir. Bir kez daha söylemek istiyorum. Sevgili öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ÖSYM kılavuzunda yazan her üniversite Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniversitesi olup bu üniversitelerin denklik sorunu yoktur. Bütün baraj gibi kurallar onlar için de geçerlidir. Ama siz gidip de Balkanlarda şurada burada demin bir öğrenci Balkanlarda bir üniversitede hukuk yazmak istiyorum. Denklik sorunu olur mu dedi. Ben de yazma diye buradan cevap yazdım. Evet dikkatli olun diyorum çocuklara ve bir kez daha söylüyoruz. 27 Temmuz'da Ankara'da Bilim Üniversitesi'nin de katkılarıyla ücretsiz kongrezyumda 27 Temmuz saat 10'da müthiş bir tercih seminerimiz var. Sakın o tercih seminerini dinlemeden tercih başvurularınızı yapmayın, asla yapmayın. Hocam 50 bindeki öğrenci hemşirelik ve ilköğretim matematik öğretmenliği arasında kalmış Beyza.
Ne diyorsun? Vallahi İsmail, yani hemşirelik de güzel, ilk öğretim matematik de güzel. En çok hangini istiyorsa onu yazsın ve bu arada yine Doğu Akdeniz soruları bugün amma geliyor. Faruk sormuş, Doğu Akdeniz'in tam burslu imkanları. Çocuklar, tam burslu imkanları son derece geniş ve burs kesilmek diye bir şey yoktur. Gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. Evet İsmail. Hocam, İslami ilimler mi ilahiyat mı diyor Hüseyin Önder. İslami ilimlerle ilahiyat aynı olup bugün Sosyal Bilimler Üniversitesi rektör yardımcısı kıymetli Coşkun, Selçuk Coşkun hocamız bize aynen şu bilgiyi göndermiş, size okuyorum. Bize sıkça sorulan bir soru var. İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerin farklı mı diye. Kim bu çocuklar? Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami ilimlerin dekanı. Ankara Sosyal Bilimler. Evet, evet. İlahiyat ve İslami ilimler fakülteleri arasında öğretim süreleri, müfredat ve iş imkanları açısından fark bulunmamaktadır diyor hocamız, dekanımız. Bunu bilgilerinize sunarım diyor. Biz de hocamdan alarak bunu okuduk. Teşekkürler hocam. Hocam, adalet bölümüyle ilgili çokça soru geliyor. 2 yıllık adalet bölümünü tavsiye eder misiniz diyorlar. İsmail, ederiz artık. Yalnız dikkat et, artık orası inanılmaz dijitalleşti. Yani siz adaletle ilgili yazılım, dijital alanda bir sertifika programı, bunlarda yüksek lisans maalesef olmuyor. Bir sertifika programına başvurduğunuz zaman ayrıcalıklı hale gelirsiniz, hukuka da geçebilirsiniz. Hocam, Burak sormuş, psikoloji ve PDR arasında seçim yapmak gerekirse hangisini ön plana almalıyız diyor. Ne diyor? Psikoloji mi, PDR mi diye soruyor. İkisi de aynı. Öğretmenlik olduğu için ben PDR'i %51 öne alıyorum. Bereket sormuş, bilgisayar mı, endüstri mühendisliği mi diyor. Çocuklar, bir önce de yanıtladık. Bu arada arkadaşlar, eğer şeyi ayarlarlarsa bu 4 dilimli tercihi, hemen şurada bir liste vardı önümde, yakın profil verirler, ben de oradan okumaya çalışırım böylece. 4 dilimli tercihi arkadaşlardan rica edelim, az sonra ekrana düşecek. Sevgili öğrenciler, bu kuşakta 4 dilimli tercihi vermemiştik, az sonra gelecek ekrana. Onu sizinle detaylı bir şekilde konuşacağız ve değerlendireceğiz. Lütfen buna dikkat edin, şimdi az sonra cevaplayacağız. Evet İsmail. Kimya bölümü okumak mı, yoksa kimya mühendisi okumak mı avantajlı diyor. Kimya mühendisliği elbette ki daha üstlere yazılmak zorundadır sevgili öğrenciler. Hocam, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi gibi üniversite isimlerini sorarak hocam oralarda mühendislik okuyalım mı diyorlar. Bir de bunun devamında devlette Türkçe mühendislik mi, vakıfta İngilizce mühendislik mi diye soruyorlar. Şimdi şöyle, neden okunmayacakmış onlarda çocuklar? Muhtemelen şehir dışından oraya gidecek. Tabii yani, yok ya, okunur. O öyle olsa şehir dışına, yani okuyun çocuklar, bir kalite farkı yoktur. Evet, geldi tablomuz, 4 dilimli tercih. Bu kuşakta da bunu vermiş olduk söz verdiğimiz üzere. Sevgili öğrenciler, bu yıl yığılma fazla olduğu için 3 dilimli değil 4 dilimli tercih. Bakın, ekranın tam kare geldiğinde daha net göreceksiniz. Tam ekran geldiğinde yüksek. Bak, o yüksek çocuklar, mesela siz 30 bin iseniz, görüyorsunuz bu öğrencimiz 30 binmiş mesela. 15 binden başlamış 23 bine kadar 5 tane yazmış. Bu yüksek kategori. Az yüksek, 30 binde öğrencimiz 25 binden 30 bine kadar aralıkta 6 tercih yapmış. Bu az yüksek kategoriye giriyor. Az düşük, bu çocuk, çocuğumuz 30 binde, 31 binden yaklaşık işte 36 bine, 40 bine kadar yazdığında az düşük. 40 binden işte 45 bin, 50 bin, 55 bin, 60 bin, 65 bin, 70 bin şeklinde ilerliyor. Bu da çok düşük kategoriye giriyor. Bu Instagram Bonus Hoca'da yayınlanan son videoda var. Oradan daha detay bakmanızı rica ediyorum. Tercihinizi böyle yapmazsanız büyük bir risk taşıyorsunuz. Dikkatli olun çocuklar. Hocam, az önce aslında hocamız da, Işıl hocamız çok güzel şekilde ifade etti. 35 bindeyim, diş hekimliği yazacağım. Şehrin, yani okuyacağı şehrin eğitimime etkisi çok olur mu? Doğudaki iller geliyor diyor.
hasta sayısı, vaka çeşitliliği ya çocuklar, bazı önemli. Mahrumiyetleri daha sonra telafi edebilirsiniz mecbur kalıyorsanız. Yaz yine de dişi. Yani diplomayı telafi edemezsin. Edemezsin. Evet, aynen öyle. Bu arada bir soru daha gelmiş Doğu Akdeniz Psikoloji'den. Sevgili öğrencim Azra, benim kendi yeğenim de orada okuyor. Kız kardeşimin kızı, tekrar tekrar söylüyorum, psikolojide arkadaş olursunuz. 280 bindeyim diyorsun. Geçen yıl 253 binle gelmiş. Bakarsın bu sene tutabilir. Yani yaz lütfen. Yaz. Hocam, Gebze Teknik Üniversitesi İngilizce fizik mi yoksa Kocaeli Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği mi? İsmail, gel İngilizce. Gebze Teknik'te hangisiydi? İngilizce. Fizik. Meteoroloji malzeme. Değil mi? Kesinlikle. Her ben de aynı fikirdeyim. Evet, her durumda o. Evet. Matematik bölümü, fizikten sonra Ege soruyor. Matematik bölümünü yazmalı mıyım diyor. Ya şimdi bir öğrenci dedi ki bak bana az önce. Ben matematiği sevmez iken bilgisayarı yazmalı mıyım dedi. Ben çok tanımadığım için çocuğu matematiğe bu kadar uzaksan yazma diye bir mesaj yazdım. Yazma şeklinde, ama ileride sevebileceği bir alansa yazmasını rica ediyoruz çocuklar. Matematik az önce alanı. Bir soru vardı. Ege'ydi yanılmıyorsam. 16 bin geçen sene hukuk kapatmış. 14 binle. Öğrencimiz 16 binde. Gelme ihtimali yani var mı? Yani elbette ki gelme şansına göre yazacak. Gelmeyebilirdi ama bakarsın çat diye gelir. Lütfen cevap yazın. Hocam, atanamayan iş imkanı 4 yıllık lisans okuyalım mı yoksa 2? Ben anestezi, sana cevap vermiştim. Anestezi yaz. Evet. Hocam, çok soru var. Bunu bir kere daha sormuş olacağım. Öğrencilerin tercih yapmayla yapmama arasında ilk defa girenlerin bir kararsızlığı var. Tabii anne babalar da karar veremiyorlar. Acaba seneye bir daha girseler mi, yoksa bu yıl hazır tercih furyası da var ya, herkes nereye yazarsa gireceğini de zannediyor barajlar kalktığı için. Ya yoksa şimdi, tercih yazalım gidelim mi diyorlar. Şöyle, eğer ilk yılıysa, hiç istemedikleri bölümleri tutuyorsa bir yıl daha hakları var. Kendilerine güveniyorlarsa lütfen çalışsınlar. En azından tercih listenize istemediğiniz hiçbir bölümü yazmayın. Sakın ha sakın yazmayın. Çocuklar, tercih yapsanız bile. Hacettepe Jeoloji Mühendisliği iyidir. İngilizce kesinlikle yazabilirsin. Bunlar tabii inşaat sektörüyle ilgilidir. Dikkat et. Bu arada çocuklar, jeoloji mühendisliği hemen arkasından yine gelmiş Hacettepe ile ilgili bir soru da. Şimdi çocuklar, ÖSYM kılavuzu diyor ki, bakın dikkat edin, bunlar o kadar önemli bilgiler ki. Az önce aklı evvel İsmail birdenbire çocuklara eleştiri getireceğimi düşündü. Ben meslek hayatımda öğrenciyi hiçbir zaman eleştirmemiş bir insanım. Ben önce yanlış yapan, sizi yanlış yönlendirenlere bakarım. ÖSYM 165. sayfasında diyor ki, bu diyor kılavuzda yer alan bölüm sıralamaları diyor, bir yıl önceki o bölümü tercih eden öğrencilerin ne oranda tercih ettiklerini ve bu tercih eden öğrencilerin sıralamasının nerede yoğunlaştığını göstermekten başka hiçbir amacı taşımamaktadır. Ve sizin bilgisayar, yani ÖSYM'nin tercih kılavuzlarınızı okuyan bilgisayarında bu sıralamalar ve puanlar, bir yıl öncekiler yoktur. Onun için bir yıl önceki sıralamalara bakarak tercih yapın. Bunlar diyor öğrencilerin bir yıl önceki nereleri tercih ettiğiyle ilgili şey veriyor, fikir veriyor diyor. Şimdi İsmail, 2019'u tavsiye eden pandemiden önceki öğrenci eğilimini ölçmüyor mu? Tabii. Evet. Peki ya Allah sizi bu kılavuzu okumakla ıslah etsin ya. Ben ne diyeyim şimdi size? Sevgili öğrenciler, bir kez daha söylüyorum. Bakın, burada biz bir şeyin reklamını yapmıyoruz. Instagram bonus hocayı mutlaka izleyin derken neden dediğime dikkat edin. Ankara'da Kongrezyum'da Bilim Üniversitesi ile birlikte sponsorlu, yani daha doğrusu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde konuşmacı olarak katıldığım Kongrezyum'daki 27 Temmuz saat 10'da yapacağım tercih stratejileri ve tercihin püf noktaları adlı seminerimi izlemeden, dinlemeden, sorularınızı sormadan sakın ha tercih formlarınızı yatırmayın, başvurmayın diyorum. Evet, evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, 27 Temmuz Çarşamba günü Ankara Bilim Üniversitesi ve Ato Kongrezyum'un ortaklaşa ve bizlerle birlikte gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projesine hem sizler hem de okullar, kurslar, bütün eğitim kurumlarını ücretsiz olan bu projemize davet ediyoruz. 27 Temmuz Çarşamba günü saat 10'da Ankara'da Ato Kongrezyum'da buluşmak dileğiyle, ayrıca her gün saat 16'dan 18'e kadar
Ülkenin en çok izlenen eğitim programı ve tercih döneminde en çok tercih edilen eğitim programı Genç Vizyon'da Ülke TV'de buluşuyoruz efendim. Saygılar, iyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.